Sevgili seyirciler, İstanbul dünyanın lezzet başkenti. Dünyanın dört bir yanından lezzetleri İstanbul'da bulabiliyorsunuz. Bugün sizi İtalya'nın pizzasıyla İstanbul'da tanıştıracağız. İtalyan Şef Salvatore İstanbul'da elleriyle orijinal İtalyan pizzasını yapıyor. Hemen yanımızda zaten hamuru da açıyor. Kolay gelsin. Merhaba, teşekkürler. Hamur açıyorsunuz şu anda. Evet, evet, hamur. Ne var hamurun içinde? Sadece su, maya. Su, maya, tuz, un. O kadar. Dört tane şey var içinde. Evet, sadece dört tane. Zeytinyağı yok, yumurta yok, süt yok, tereyağı yok. Hepsi yok. Burada önemli olan elinizle açmak değil mi? Elinizle yap. Evet, evet. Benim elle açmak. Makine kötü oluyor tabii. Yok, yok, yok. Makine yok. Makine değil. Çünkü... Devam edin. Şöyle hamuru görelim. Evet sevgili seyirciler, gördüğünüz gibi İtalyan şef Salvatore şu anda hamurla adeta dans ediyor. Parmakları aracılığıyla hamura raksın tılsımlarını tattırıyor. Gördüğünüz gibi tamamen eliyle. İtalyan pizzasının püf noktası da elinizle yapmakmış. Bunu da öğrenmiş olduk. Şimdi ne yapacağız? Fungi. Fungi. Mantarlı pizza. Mantarlı pizza. Hemen yapalım. Hemen yapalım. Evet sevgili seyirciler, şu anda Fungi isimli mantarlı pizzayı yapacak. Önce bu nedir? Domates sos. Evet, domates sosunu güzelce hamurun üzerine yediriyoruz. Ardından bu nedir? Bu mozzarella. Mozzarella peyniri. Değerli izleyiciler, mozzarella peyniri pizzanın olmazsa olmazı. Manda sütünden orijinal mozzarella peynirini domates sosuyla buluşturduk. Ardından? Mantar. Mantarı da mozzarella peynirinin üzerine serpiştiriyoruz. Değerli izleyiciler, ve üzerine? Kekik. Biraz kekik atıyoruz. Ardından? Ve sarımsak. Ve sarımsak döküyoruz üzerine. Şu anda pizzamız hazır. Mantarlı pizzamız ve sarımsağı bütün bütün atıyoruz. Evet, evet. Bütün bütün, gördüğünüz gibi hiç rendelemiyor, soymuyor değerli izleyiciler. Direkt bütün bütün sarımsağı pizzanın üzerine atıyor. Tamamıyla el emeği, göz doğru. Şu anda da pizzamızı fırına vereceğiz. Değerli izleyiciler, gördüğünüz gibi tamamıyla eliyle, hiçbir makine değmiyor. İşte lezzetini de buna borçlu İtalyan pizzası değerli izleyiciler. Şu an fırına verdik. Fırın taş fırın mı? Taş fırın, evet, odun fırın. Lezzetini buna mı borçlu? Evet, evet, çok lezzetli. Bu nedir? Bu karmela. Karmelanın içinde ne var? Domates sos, mozzarella, dana jambon ve mantar. Hemen şöyle bismillah diyelim. Ve pizzamızın tadına bakalım. Şöyle bakar mısınız? Görseli ayrı bir güzel. Kokusu ayrı bir güzel. Bismillah. Çok güzel. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Bunu taş fırın mı veriyor bu lezzeti? Evet, evet, taş fırın. Çünkü taş fırın flavor test yapıyor. Evet, taş fırın ağır ağır, yavaş yavaş, sakin sakin pişiyor değil evet, mi? Evet, evet, evet. Odun ateşi. Evet, odun. Odun ateşi, tüm lezzeti buna borçlu. Evet. Bu nedir? Bu margherita, orijinal pizza. Orijinal pizza. Ne var bunun içinde? Sadece domates sos, mozzarella ve taze fesleğen. Evet. Sevgili seyirciler, domates sos, mozzarella peyniri ve fesleğen. Gördüğünüz gibi görseli muhteşem, ye beni diye haykırıyor. Hemen onun da tadına bakalım. Very good. Yes, yes, it's the original pizza. Orijinal pizza sevgili seyirciler, gerçekten yani hamur var, mozzarella peyniri var, domates sosu var ve fesleğen var. Yani bu kadar lezzet, bu kadar maddeden nasıl ortaya çıkıyor, gerçekten şaşıracağımız bir lezzet. Hemen daha bitmedi, pizzanın ardından bu nedir? Nutelloza. Nutelloza. Evet, ustamın, hemen keselim onu da. Ustamın, İtalyan şef Salvatore'nin kendi geliştirdiği Nutelloza isimli bu özel pizzanın da birazdan tadına bakacağız. Dışarısı şekerli bir karışım, içinde ise bizi bir sürpriz bekliyor. Hemen keselim. İçinde ne var? Sadece Nutella. Sadece çikolata var içinde. Evet, şöyle bakıyorsunuz sevgili seyirciler. Nutelloza'yı hemen dilimliyor İtalyan şefimiz Salvatore. İçinde çikolata var, dışında şeker var ve gerçekten beni ye diye haykırıyor Nutelloza sevgili seyirciler. Bakar mısınız, şöyle içi çikolataya bürünmüş ve hamur o çikolataya sımsıkı sarılmış, onu içine almış, o çikolatayı sıcacık içinde barındırmış. Hemen onun da bir tadına bakalım. Çok güzel. Çok güzel, çok güzel, çok güzel sevgili seyirciler. Gerçekten mükemmel.
Kaç dakikada pişiyor bir pizza? 5-10 dakika. 5-10 dakika pizza hazır. Evet, 5-10 dakikada pizza hazır. Sevgili seyirciler, sizin eşiniz de Türk değil mi? Evet, evet. Benim eşim...